Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtar olan Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, halkın sorunlarını halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlarımız vasıtasıyla bugün de tüm dünyaya duyuracağız. Burası Ağrı, Doğu Beyazıt ilçesine bağlı Kalecik köyü. Yanımızda da muhtarımız Zeki Üstündağ var. Evet muhtarım, gözlerime inanamadım. Yani bir mahalleye giden cadde değil mi? Evet. Sokak evet. Arkadaşlar, yani gördüğünüz arık olmuş. Yani buradan traktör dahi geçemez belki de. Evet. Değil mi efendim? Evet. Aşağısını da alın Ermin abi, görüyorsun. Arkadaşlar orada da cami var. Kaç ev var efendim burada? Bu yolu kullanıyor. 16-17 ev var sayın evet. İzleyiciler. İşler acısı bir durumda. Bor istediğiniz alamadınız. Evet. Aslında buraya bir dere ıslahı yapılması lazım. Burada evet, yağmur, taşkın suları. 9 senedir ben muhtarım. Evet. Belki 20 tane dilekçe verdim bu dere için. Evet. Halen bir şey yapılmadı. Gelip ölçümler falan alındı. Evet. Ama ne zaman ölçüm alındı efendim? En son bir sene önce. Bir sene önce, 2017'de ölçüm alındı ancak 2018'in 6. ayındayız. Halen bir hizmet, bir çivi çakılmamış sayın izleyiciler. Evet. Nermin abi şurayı alalım, görüyorsunuz yağmur suları sayın evet. İzleyiciler. Orada da evler var. Köyün içerisinden bu gelen derenin mutlaka yağmur yağdığı zaman ne yapıyor? Burada sel akıntısı oluyor. Evet. Burayı da oymuş zaten. Evet. Artı mezelliğin yanında arkadaşlar, onu evet. da belirtelim. Evet. Evet. Vatandaşlarımız. Okulun yanı. Okul, okul da orası, okul da alalım. Bak pat. Güzel basketbol potoları da var. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir de muhtarım ne yaptırıyor? Caminin ne diyordunuz onu efendim? Çatısını, kubbesini izolasyon yaptırıyor. Çalışmalar evet. devam ediyor. Evet. Teşekkür ediyoruz öncelikle muhtarımız evet. duyarlı evet. olduğu için. Efendim bir de Nermin Hanım şurayı yakınlaştırır mısın? Gördün arkadaşlar. Şurayı da bak burayı da alabilirsin. Sulama kanalımız. Arazi sulama kanalı. Evet. Şurası. Orayı da alacağım. Orası pis evet. pis kokuyor ileride. Evet, evet. Arkadaşlar onu da belirtelim. Sokakların halini görüyorsunuz sayın izleyiciler. Burası da ana cadde. Caminin önünden köyün ana grup yolundan ana yolundan gelen yolun devamı. Karşıda da 10-15 tane ev var sayın izleyiciler. Ancak buradan otomobil geçme şansı yok. Çamur deryası içerisinde. Bir de muhtarımın köyünün yolu sayın izleyiciler. Toprak stabilize. Onu da gelirken çektim. Evet. Bu çağda toprak köy yolu kalmasını istemiyoruz. Doğru mu efendim? Kaç defa müracaat ettim burada? Çok efendim. Çok ettim. Evet. Arkadaşlar iç yap duyuyorum ben. Bizim yaylamızın da yolu asfalt. Ben bunu söylerken bazı belki arkadaşlarımız bize inanmayabilir. Geçen Kars'ta Arpaçay ilçesinde röportaj yaparken Küçük Çatma Köyü muhtarımızla Mustafa Hasanoğlu muhtarımız. İzleyebilirsiniz Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesinin sitesinde. Mustafa Hasanoğlu muhtar derseniz çıkar arkadaşlar. İskenderun'da görev yapmış elektrik mühendisi arkadaşımız. Emekli olmuş. Dedim abi muhtar yaylalardan bahsetti. Abi yaylalarımıza gittiniz mi dedim. Gitmem mi Süleyman Bey dedi. Nasıl dedim yolumuz asfalt elektriğimiz var yaylamızda. Bir de dedi sizin atık yaylanız var meşhur. Oraya da gittiniz mi dedim. Tabii gitmez olur muyum arkadaşlar. Bir de güzel yaylamız var arkadaşlar biliyorsunuz. Onu da içme suyumuz bile yok hani. İçme suyu da mı yok? Var ama bir haftadır kesik. Evet. Yani arkadaşlar birçok yerde bugün gene röportaj yaparken arkadaşımız Kızılkaya Köyü muhtarımız ben dedi Trabzon tarafına Karadeniz tarafına gittim dedi. İki tane eve dedi asfalt yol yapılmış dedi. Evet. Ancak burada kaç hane var muhtarım? 110 hane var. Kaç nüfus var? Yaklaşık 800 nüfus var. 800 nüfus var sayın izleyiciler. 5 kilometre stabilize yolu kullanıyor. Bizim köyümüzün okulu ortaokuldur. Ortaokullar. 4+4. Evet. Evet. 11 tane öğretmenimiz var. Evet. Geliş gidiş. Taşımalı öğrenci geliyor. Taşımalı öğrencilerimiz var. 2 tane servis. Sağlık evi var mı efendim? Sağlık evi yok efendim. Evet arkadaşlar buraya mutlak bir sağlık evi yapılmasını istiyoruz. Burada taşımalı öğrencilerimiz geliyor. Allah muhafaza bir kaza geçirse bir şey olsa ilk müdahale yapması lazım. Biz mutlak bölge okullarının olduğu yani taşımalı eğitim yapılan köylerimize sağlık evi mutlak yapılmasını istiyoruz ve personel atamasını istiyoruz arkadaşlar. Onu da belirtelim araştırmacı gazeteci olarak. İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Evet muhtarım. Buraya taşımalı öğrenci geliyor. Toprak stabilize yoldan gidiyor. Buradan Doğu Beyazıt'a taşımalı. Buradan Doğu Beyazıt'a gidiyor. Evet, liseye gidiyor. Evet lisele. İşte gördünüz sayıcıca. Yani devletimiz hizmet yapıyor. Allah razı olsun. Bak öğrencilerimiz şimdi ne yapıyor? Köyden ilçeye taşıyor. Doğru mu efendim? Evet. Onu da göz ardı edemeyiz. Bir de grup yolunu ne yapmış? Sıcak asfalt yapmış. Evet. Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma İletişim Bakanımıza, Ahmet Arslan'a, valimize, kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. İlgenin mensuplarına teşekkür ediyoruz. 15-20 tane köy bu yolu kullanıyor. Ancak muhtarımın köyünün nüfus var. 800 nüfus var. 5 kilometre yolunda asfaltlanmasını istiyoruz. Tutumlu muhtarımızın köyünün yolu orada grup yolundan ayrılmış. Asfalt yaptırmış. Nizamettin abi orada röportaj yaptık. Ona da teşekkür ediyoruz.
bu Kalecik köyünün yolunda asfalt yapılmasını istiyoruz. Evet. Altyapı kanalizasyon var mı efendim? Hayır efendim, hiçbir şey yok. Hiç parke taşı döşetti mi sokakta? Hayır efendim. Döşetti zaten, çekildik arkadaşlar. Evet. Sarıkamış'ta röportaj. Bizim iş adamımız Sayın Cemal Can. Evet. O bize camiyi yaptı. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Cemal Can'a da. Yaptı. Evet. Kur'an kursu da yapmış. Yan tarafında. Taziye evini o yaptı. Yasevi, taziye evet, arkadaşlar. Evet. Emre'nin onu da yaklaştıralım. Hepsini o yaptı. Ona da çok teşekkür ederim. Caminin yan tarafında. Diyemizi söyleyelim. Evet, ona da gözlersiniz evet, bu evet. Röportajımızı izlesin arkadaşlar. Kars Sarıkamış'ta röportaj yaptık Mescitli köyünde. Çamur arkadaşlar, okul yolu baktık, hizmetsiz geçirme şansı yok. İstiyorsanız okulu da çekebiliriz. Okulu evet, yanında. Gördük okulu. Evet. Belediye başkanını da ziyaret ettik. Dedi Süleyman Bey, çamuru çekmişsin. Dedim efendim, parke taşı yapıldı da ben mi göstermedim yani şimdi? Yine Arpaçay'da röportaj yaptık. Belediye başkanı Söğütlü köyüne geldi. İlgeler meclis üyeleri de gelmiş. Dedi ki ya Süleyman Bey, orada bir köy yoluna gittik. Dedi ki Ericek köy. Ericek köyünün dedi yolu işler acısı demişsiniz dedi. Dedim efendim işler acısı dedi. 13 kilometre toprak stabilize çok bozuk olan yerler var. Köye girerken arabamız sabun gibi kaydı. Arkadaşlar yani sosyal medyaya işte attığımız için bizi tüm dünyada seyrediyor. Onu da belirtelim. Yetkililer evet. Seyrediyor. Burada toprak kalan bir köy yolu var. Mutlaka satlanmalı diyoruz araştırmacı gazeteci olarak. Muhtar arkadaşımıza da Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.